7 Şubat 2018 Antalya Gazipaşa'dayız. Bir avokado bahçesinde Hasan Atay, evet. Rekor gelişim müşterimiz. Hasan Bey, öncelikle buranın mevkisinin adı nedir? Bu mevki Gazipaşa. Hastere. 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 Hastere mahallesinde. Burası kaç dekar bu bahçemiz? 1800 metre. 1800 metre. İki dönüm gibi. Bir tane burada var. Bir de yukarıda bir bahçemiz daha var. Hasan Bey'e ait. Burada biz gene fuarda tanıştık. Kendisi internet üzerinden de bizi takip ediyor. Rekor gelişim buradaki avokado bahçesine. Tabii bu bahçenin önceki dönemde soğukla alakalı. Kışın bir soğuk don hasarı olan bir bahçe burası. Komple donmuş. Don, komple donan bir bahçe burası. Burada hangi çeşitler vardı? Cins olarak. Bacon ve fuarte. Bacon ve fuarte çeşitleri, yani avokado ile alakalı. Şimdi burada rekor gelişimi Mayıs dönemi gibi 2017'de uygulama yaptık ağaç dibine. Ağaçlarımız hasarlıydı. Daha sonrasında ne oldu? Yani en azından şu sürgünle alakalı, ağacın yapraklarıyla alakalı, gelişimle alakalı bir gözlemleriniz nedir? Paylaşırsanız. Şimdi benim uygulama yapmadığım üst bölümdeki ağaçlarım bunlara göre daha zayıf kaldı. Zayıf. Ha, bunların sürgünler daha fazla. Şöyle gösterelim bir tane sürgün. Mesela örnek aşağıda değil, yukarılarda da var. Yukarıda. Şu taze bir sürgün. Şöyle. Şunu, bu sürgünü göremiyorum mesela. Yani şöyle uzaktan çekelim. Bunu yukarıda. Bu şekilde. Yukarıdaki bölümde yok. Şunu da göstereyim. Bakın şu ağaç üstteki şu iki tane sürgünü. Geniş açı çekelim geriden. Yani burada tabii ki bu avokado bir tropikal iklim. Yani sıcak, don veya soğukla alakalı çok fazla bir direnci olmayan bir ağaç çeşidi. Tabii ki zaten burada donduğu zaman ben bunun paylaşımını da yapmıştım. Arkadaşlarım pek çoğu da hatırlar. Evet. Bahçe tamamen çökmüştü. Bahçe tamamen çöküktü. Evet. Tabii biz o çökmenin üzerine tekrardan buraya gelip sizinle tanıştık ve rekor gelişim uygulamasını yaptık. Şöyle şu ağaçlardan da gösterelim. Hızlıca da çok fazla şey yapmadan. Şimdi aynı şekilde burada da tepede de sürgünler var. Görülüyor. Şöyle görüldüğü üzere bir çekelim. Şöyle şu sürgün mesela burada görüyorsunuz. Şu sürgün. Yani uçlarda da aynı şekilde şöyle gösterelim yakından. 50'şer santim en az. Şöyle daldan. Şöyle görüldüğü üzere hep şu an tabii üzerinde çiçekleri vesaire de devam ediyor. Şöyle gelelim bu tarafa doğru. Tabii bu ağaçlarımızda Hasan Bey şöyle dediniz, yani dönemsel olarak sararmalar olabiliyor ağaçlarda. Evet. Bunlarda mesela böyle bir sararmalıklar var ama şöyle göstereyim. Bu yaprakları şöyle şu şekilde, yani yeni sürgünlerde. Şöyle gidelim o tarafa doğru da. Mesela aynı şekilde şöyle yaprak genişlikleri, yaprak kalitesi. Şöyle ağaçların şu gövdelerini de gösterelim. Yani şu şeyler bir önceki yıldan gövdede don alma ile ilgili hasarlar. Bazılarının çalılaşmalar var. Tabii şu anda meyveleri toplanmış vaziyette. Meyve yok şu anda. Tabii ki ama ve ağaçlarda sürgün, don hasarından sonra oluşan sürgünleri göstermek adına şöyle gördüğünüz üzere ulaşabildiğimiz yerleri. Şurayı uzak çekelim, geniş açı. Aynı şekilde. Buraya gidelim. Şu mesela şurada. Şöyle. Böyle gelin buraya. Şimdi don vurmuş hasarlı, şöyle geçelim. Don vurmuş hasarlı bir avokadonun kendini toparlaması çok zor. Evet. Avokado zor büyüyen, yani ağırsız gibi görünüyor ama biraz şartları zorlayarak büyüyen bir meyve çeşidi. Hani burada bunu da görüyoruz şöyle. Yani üreticilerimizin burada bunları görmesi için paylaşacağız. Bizim sitemizde, televizyonda. Şimdi burada tabii ki şurada da gösterelim. Yani şu ağaçtaki sürgünleri. Şu dalı göstereyim. Şöyle. Yukarıdaki dalı. Hani şöyle gördüğünüz gibi
Hani şuna bakarsanız 1,5 metreye yakın bir sürgün olduğunu zaten görüyorsunuz. Burada şöyle yapalım mı Hasan Bey? Yani öbür bahçeye de geçelim buradan. Videoyu kapatmadan hızlı bir şekilde. Orada da gösterelim. Yani az önce söylediğinizin gerçek olduğunu kapatmadan gelelim. Yavaş yavaş hızlı bir şekilde. Şöyle gösterelim bu tarafı. Buranın bahçenin üstten görünüşü. Şöyle gelin. Çıkalım. Böyle gelin bu tarafa. Şöyle geniş açı bir gösterelim önce. Buradaki çeşitler aynı değil mi Hasan Bey? Aynı. Yaş olarak aynı. Aşağı. Yani şimdi bu ağaçlarımızda da tabii ki sürgün var ama baktığınız zaman diğerlerine göre daha yani yaprak canlılığı artı sürgün olayı burada daha az. Yapraklarımız bir de şey ufak, buruşuk gibi. Sürgünlerimiz var. Şöyle şuradakilerden de gösterelim. İyi dediğiniz, yani burada iyi olarak değerlendirdiğiniz ağaçlara da bakabiliriz. Bu ağacımız çok iyi dediğiniz ağaçlara da bakasak şey anlamında diğer bahçeye göre, diğer yöre göre şu yaprak genişlikleri, yaprak sayısı. Şimdi burada baktığınız evet. Zaman sürgün sayısı gibi. Ağacın arkasını görüyorsunuz. Ya burada mesela bakın. Yani şu aynen. Sürgüne bakın. Yani aşağıdaki sürgünler bildiğiniz dal olmuş yani. Burada şu en yükseği şu. En iyi dediğimiz sürgün. Ama aşağıda ağaca baktığınız zaman arkayı göremiyorsunuz. Ya. Burada maşallah sinema gibi arkayı seyrediyoruz. Şöyle yapalım Hasan Bey. Şimdi bu ürünü kullandık. Şey anlamında. Evet. Bu ağaçlarınızda da sorun var. Burada farklı. Bu bölge kullanılmayan. Kullanılmadı. Rekor gelişim kullanılmamış bir yer. Şu tarafa da gösterelim. Yavaş yavaş şey yapalım. Önümüzdeki günlerde burada kullanacağız. Daha sonra tekrar burada çekim yapabiliriz. Böyle yapalım. Böyle bakalım. Böyle bakalım. Şimdi bu bahçenizde de kullanacaksınız. Evet. Burası bahçenizin kullanılmayan üstteki bölümü. Burası doğru. Kaç metrekareydi? Aynı herhalde aşağı yukarı. Aşağı yukarı aynı. İki dönüme yani yakın. İkiye yakın. Şimdi şöyle yapalım mı? Şuradan aşağı görebiliyoruz şu ağaçların yanından. Üstten bir daha çekelim. Şöyle gösterelim geniş olarak. Kullanılmayan yer. Avokado da bahçemizde uygulama yapıyor. Kaç yaşındaydı bu ağaçlar? 8, 10, 10'a yakın. 10 yaşında. Aynı. Aynı dönem dikilmiş. Dikimi yapılmış. Şuraya geçelim. Şöyle. Buradan tepeden uygulanan yeri göstereceğiz şu an. Şöyle. Burası. Gördüğünüz, ekranda gördüğünüz yerde. Rekor gelişimin uygulandığı yer. Burada tabii iki tane farklı çeşit var. Yüksek olan ağaçlar farklı bir çeşit. Neydi evet, Hasan Bey? Bacon cinsinde. Diğerleri de Forte. Forte dediğimiz farklı çeşit. Forte'lerde biraz daha yaprakların sarı olması dönemsel anlamda. Çiçek bu dönem için çiçek döneminde sarardığını söyledi Hasan Bey. Onun dışında herhangi bir sıkıntı yok. Baktığınız zaman yaprak sayısı sürgünü. Hasan Bey nasıl gördünüz şu an? İkisi arasında iyi fark var. Güzel fark. Şimdi ilk geldiğimizde tabii ki bazı şeyleri gözlemlemek nasıl gözlemleyeceğinizi, nasıl ölçümleyeceğinizi bilmeniz gerekiyor. Tabii ben fark edemedim dedim. Şu anda fark edemediğiniz bir şeyde çok büyük fark olduğunu görüyorsunuz. Aynen. Burada tabii neyi gösterdik? Öncelikle sürgün, yaprak sayısı, yaprak genişliği, gelişimi. Kalitesi. Burada oluşan çiçeklenme daha fazla buraya göre. Evet. Ve aynı işçiliği yapıyorsunuz. Aynı gübreyi veriyorsunuz. Aynı yaşta, 8-10 yaş aralığında. Rekor gelişim bu sonuçta baktığınız zaman demek ki bir fark yaratıyor. Avokadoda ve özellikle soğuk vurmuş. Yani dona maruz kalmış bir bahçede. Bura aynı etkiyi görmedi donda. Bura donmadı. Şimdi, burası dondu. O zaman şöyle söyleyeyim. Burası daha kötü. Aynen. Burası daha iyiyken
daha iyi dediğimiz bir yeri de geçmiş oldu. Burası çünkü dondan etkilenmedi. Çok şu görüntüye göre rekor gelişimi avokadocılara öncelikle önerir misiniz kullanmalarını? Tabii ki. Bu bölge biliyorsunuz Gazipaşa, Alanya bu bölgelerde şu an son derece hızlı bir şekilde avokado üretimi, yeni kurulan bahçeler var. Sürekli büyüyor, sürekli artıyor. Evet. Bunlara rekor gelişimi tavsiye eder misiniz? Şeyin arka kısımları komple avokado bahçeleri oldu. Evet. Yukarı doğru hastanenin. Oralara da gittik. Oraları da geçen gelmemizde oraları da gezdik. Gerçekten doğa harikası yeni bir yer. Yani Gazipaşa Türkiye'de bence saklı bir cennet diye düşünüyorum ben. O bölgede öyle. Çok ilginç bir yapısı var. Dağa çıkıyorsunuz 25-30 kilometre bir çukur. İçerisi her tarafı avokado, bir kısmı erik, armut vesaire. Biz teşekkür ederiz Hasan Bey. Bahçenizi gezdirdiniz. İnşallah meyve döneminde de tekrar buluşacağız. Böyle. Rekor gelişimle çorak topraklarınızı ıslah edin. Kili ve kireci çözün, pH'ı dengeleyin.